Ama Türkiye'nin 150 yıllık tarihi içerisinde hep birilerinin milletten üstte kendini gördüğü, ülkeyi yönetme etkisini kendilerinde gördüğü ve bu çerçevede anayasayı yapma işini de millete bırakmadığı, kendilerinin yaptığı bir takım darbe ürünü anayasalarla Türkiye yönetilmiştir. Şimdi tekrar aynen 1921 anayasasında olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü bir anayasa yapma imkanı bu mecliste vardır. Yeter ki iyi niyetle samimi olarak bu meselenin takipçisi olalım. Şunu söylememiz gerekir. Artık kaç kere değiştirilse değiştirilsin, 1980 ve 1960 darbelerinin o karanlık eserlerini bünyesinde taşıyan bu mevcut anayasadan Türkiye'nin sivil siyasetinin kurtulma vakti çoktan gelmiştir. Bu bir fantezi değildir. Bu Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesi için bir zorunluluktur. Ümit ediyoruz ki burada yeni dönemde ortaya çıkacak anlayış birliği içerisinde, hele hele hiç millete bile gitmeye gerek kalmadan mecliste oluşacak çok büyük bir ittifakla yeni bir anayasamızı yapmak mümkün olur ve bu şerefte 28. dönem milletvekillerinin üzerinde olur. Topkapı Sarayı'ndaki saray umayındaki mukaddes emanetleri bir gün bu millet oradan çıkaracak. Tarihindeki en büyük mitingi yapacak. Tayyip Bey de meydanları hazırlıyor. 5 milyon 10 milyon alacak şekilde. Denizi dolduruyor, hazırlıyor. Evet. Kelime-i tevhid söyleye söyleye Topkapı Sarayı'na gidecek. Oradan mukaddes emanetleri çıkaracak. Peygamberin sancağı altında bir miting yapacak. Şeriatı böyle ilan edecekler. Bu gavurcuklar da öyle azalacak ki kör bağırsak gibi. Seslerini çıkarmaya korkacaklar, linç edilmekten. O kadar azalacaklar. Her gün Haziran karı gibi eriyorlar. Haziran güneşi altında kalmış kar gibi eriyorlar. Bunu görüyorlar, gidişin nereye gittiğini görüyorlar. Onun için kudurgan ifadeleri var. Tayyip Bey'e zarar acından bahsederek hücum edenlerin sıkıntısı budur. Arzu ettikleri olacak zannediyorlar. Hey gafiller! Hey gafiller! Ne senin ne benim arzu ettiğim olacak. Allah'ın dilediği olacak. Allah'ın dilediği olacak. Şimdi bir espri yapayım. Bak sancağı bile hazırladım. Ayasofya açılacak. Şapka kanunu ilga edilecek. Harf kanunu ilga edilecek. Soyadı kanunu ilga edilecek. Ahkam-ı şahsiye için şeriat mahkemesi kurulacak. Asıl paket bu olacak. Gözleyin. İçimizdeki gavurcukların korkusu da buraya doğru gidiliyor diye. Sie denken stets an die Zukunft des Islam und fragen sich, was mit der Türkei und dem Islam geschehen wird. Der Besitzer des Islam ist Allah. In naher Zukunft wird unsere Nation ihre einstige Pracht und Herrlichkeit wiedererlangen. Die islamische Welt erwartet mit Spannung die muslimische Bevölkerung in Anatolien. Ganz gleich, ob es an einem Ort teilweise beschädigt ist oder sogar die Hälfte wie ein fauler Apfel aussieht, werden Sie in der Türkei keinen so starken Muslim finden wie in keinem anderen Teil der Welt. Die Geschichte erfordert dies. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.